Bu videoda gayrisafi yurtiçi hasılanın harcamalar yöntemiyle hesaplanmasına etkide bulunacak faktörleri iyice anladığımızdan emin olmak için bazı örnekler üzerinden ilerleyeceğiz. Bunlardan daha önceki videolarda da bahsetmiştik. Gayrisafi yurtiçi hasılayı hesaplamanın başka yöntemleri de var ama harcamalar yaklaşımında gayrisafi yurtiçi hasılanın, hane halkının tüketim harcamaları, şirketlerin yatırım harcamaları, devletin kamu harcamaları ve net ihracattan meydana geldiğini kabul ediyoruz. Bunu söyledikten sonra hadi hemen videoyu durdurun ve ekranda gördüğünüz durumların harcama yaklaşımı söz konusu olduğunda gayri safi yurt içi hasılayı nasıl etkileyeceğini ve hangi kategoriye dahil olmaları gerektiğini bulmaya çalışın. Şimdi birlikte yapmaya ne dersiniz? Birincisiyle başlayalım. Bu arada bu ifadelerin Amerika Birleşik Devletleri için yazıldığını da söylemem lazım. Böyle olduğu için sorunun alakasız olduğunu düşünmeyin. Çünkü önemli olan işin mantığını anlamak. Ford Kaliforniya'da bulunan fabrikasına Amerikan üretimi bir robot için 1 milyon dolar ödüyor. Söz konusu olan bir şirket, öyle değil mi? Evet, Ford'dan bahsediyoruz. Ford bir fiziki sermaye yatırımı yapıyor. Bu arada hemen hemen her durumda yani söz konusu olan şirket yatırımları olduğunda karşımıza fiziki sermaye çıkar. Halbuki bu yatırımların yazılım gibi fikir sermayeleri için yapılabileceğini de aklınızdan çıkarmayın. Bu durum son derece açık ve net. Ford Amerikan üretimi bir robot için sermaye yatırımı yapıyor. Bu robot belki de Ford'un üretimini daha verimli hale getirebilecek bir robot olabilir. Evet, bu durumda gayri safi yurt içi hasılanın artacağını söyleyebiliriz. Hemen not ediyorum. Gayri safi yurt içi hasıla artar. 1 milyon dolarlık bir artıştan bahsediyoruz. Bu durumu yatırım harcamaları altında göstermemiz gerekir. Yatırım harcamaları 1 milyon dolar artar. Başka bir deyişle, gayrisafi yurt içi hasılanın 1 milyon dolar artması ya da gayrisafi yurt içi hasılaya 1 milyon dolar eklenmesinin sebebi, yatırım harcamalarının 1 milyon dolar artmasıdır. Bu yatırım, bir Amerikan şirketi tarafından yapılan bir yatırım. Sıradakine bakalım. Amerikan bir araç kiralama şirketi, Amerikan üretimi 30 yeni Ford araba satın almak için 1 milyon dolar harcıyor. Hemen videoyu durdurun ve biraz düşünün. Aslına bakarsanız bu da benzer bir durum. Yine bir Amerikan şirketi var ve yine bir fiziki yatırım söz konusu. 30 tane arabayı kiralayacak ve gelecekte bundan kar edecek. Evet, yine aynı durumdayız. Birinci olayda gayri safi yurt içi hasıla 1 milyon dolar artıyordu. Çünkü yatırım 1 milyon dolarlık bir yatırımdı. Burada olan da aynı yani yatırım harcamaları 1 milyon dolar arttığı için gayri safi yurtiçi hasıla 1 milyon dolar artacak üçüncüye geçelim bir amerikan araç kiralama şirketi japon üretimi 30 adet yeni toyota araba satın almak için 1 milyon dolar harcıyor sizce bu farklı mı farklıysa da neden farklı dersiniz burada da bir amerikan şirketi var ve 1 milyon dolarlık fiziki bir yatırım yapıyor bu durumda yatırım harcamalarının yine 1 milyon dolar arttığını söyleyebiliriz. Ancak yatırımın Amerikan malı olan şeylere yapılmadığına dikkatinizi çekmek istiyorum. Yatırım Japon üretimi arabalar için yapılıyor. O halde bu durumda yatırım harcamaları ve net ihracat birbirini götürecektir. 1 milyon dolarlık mal alımı net ihracatı 1 milyon dolar düşürür. 1 milyon dolarlık ithalat, eksi 1 milyon dolarlık net ihracata eşittir. Bu ikisinden dolayı, gayrisafi yurt içi hasıla değişmez. Not edelim, gayrisafi yurt içi hasıla değişmez. Bunun mantığını da açıklamamı isterseniz, gayrisafi yurt içi hasılanın üretimi ölçtüğünü aklınızdan çıkarmayın. Bu durumda, araç kiralama şirketi başka bir yerde üretilmiş arabalara yatırım yapıyor arabalar Amerika'da üretilmemişler. Sıradakine geçelim. Japon bir araç kiralama şirketi, Amerikan üretimi 30 adet yeni Ford araba satın almak için 1 milyon dolar harcıyor. Bu, bir öncekinin tam tersi. Buradaki yatırım Amerikan harcamalarını etkilemeyecek. Neden? Çünkü yatırımı bir Japon şirketi yapıyor ve biz gayri safi yurt içi hasılayı Amerika için yapıyoruz. Ama Amerika bahsi geçen 30 Ford arabayı ihraç edeceği için bu durumdan etkilenen net ihracat olacak. Az önce kullandığımız rengi kullanalım. Evet, net ihracat 1 milyon dolar artacak. Değişen başka bir şey olmadığı için de gayri safi yurt içi hasılanın 1 milyon dolar artacağını söyleyebiliriz. Bu arabaları Amerika üretti. Japonya'ya sattı ve sonuç olarak net ihracat 1 milyon dolar arttığı için gayri safi yurt içi hasıla da 1 milyon dolar arttı. Bir bakalım. Hmm, bu ilginç işte. 100 bin dolarlık IBM hissesi satın alıyorsunuz. Burada ne olur dersiniz? Günlük konuşma dilinde 100 bin dolarlık IBM hissesi alarak yatırım yaptım deriz, öyle değil mi? Ama ben hane halkı olarak değerlendirildiğime göre bu hangi kategoriyi değiştirir? Hiçbirini. Neden diyecek olursanız bu 100 bin dolarlık IBM hissesini başkasından aldığınız varsayılır. Ve bu Amerika'da yeni bir şey üretildiği anlamına gelmediği için de her ne kadar günlük konuşma dilinde bunun yatırım olduğunu söylesek de bu olan buradaki kategorilerin herhangi birini etkileyen bir şey değil. Kısacası gayrisafi yurt içi hasıla değişmez. Bunu vurgulamak istiyorum. Yatırım dendiğinde akla hisse alımları gelir. Ancak gayrisafi yurt içi hasıla söz konusu olduğunda yatırım bir şirketin gelecekteki kârı için bir yatırım yapıyor olması anlamına gelir. Bu yatırım çoğu zaman fiziki bir yatırım olsa da günümüzde yazılım ya da farklı fikri yatırımlarında söz konusu olduğunu biliyoruz. Microsoft 100 bin dolarlık IBM hissesi satın alıyor. Bunun yatırım harcamaları kategorisinde değerlendirileceğini düşünmek daha da kolay. Çünkü söz konusu olan başka bir şirkete yatırım yapan bir şirket. Ama burada da Microsoft'un herhangi bir makineye, bir muhasebe sistemi ya da fikri sermayeye yatırım yapmadığını biliyoruz. Başka birinden hisse alıyor. O kadar ülkede üretilen yeni bir şey olmadığından gayri safi yurt içi hasıla burada da değişmeyecektir. Evet, bu son iki durumu bir kere daha konuşalım. Çünkü buna benzeyen yani insana bunun gibi bir yatırım olduğunu düşündüren durumlar sınavlarda da karşımıza çıkıyor. Ama bunların yeni sermaye olmadığına dikkatinizi çekmek istiyorum. Örneğin Microsoft burada üretimini arttıracak ya da iyileştirecek bir şey satın almıyor. Evet, sıradakine bakalım. Sosyal Güvenlik Kurumu bir emekliye 2000 dolarlık bir ödeme yapıyor. Sizce burada ne oluyor? Bunun bir kamu harcaması olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Evet. Sosyal Güvenlik Kurumu 2000 dolarlık bir harcama yapıyor gibi görünüyor. Öyle değil mi? Ama söz konusu olan kategorinin yani kamu harcamalarının devletin mal ve hizmetlere yaptığı harcamaları içerdiğini aklınızdan çıkarmayın. Yani bu ödeme bu kategoriye dahil olabilecek bir ödeme değil. O halde gayri safi yurt içi hasıla burada da değişmez. İsterseniz bu ödeme sayesinde Amerika'da yeni bir şey üretilmediğini de düşünüp aynı sonuca varabilirsiniz. Sıradaki ise bundan farklı işte. Sosyal Güvenlik Kurumu yeni bir muhasebe sistemi satın alıyor. İşte burada devletin yeni bir mal ya da hizmet satın alması söz konusu. Evet, bu sistem bilgisayar, yazılım ve bunları kullanacak uzmanlar içeriyor olabileceği için burada devletin mal ya da hizmet satın alması söz konusu. Bu durumda kamu harcamaları kategorisi ne kadar harcadıklarına bağlı olarak artacak. Bunun da 1 milyon dolar olduğunu varsayalım. Evet, satın alınan mal ve servisler yüzünden kamu harcamaları 1 milyon dolar artacak. Ve bu da gayrisafi yurt içi hasılayı 1 milyon dolar arttıracak. Umarım faydalı bir video olmuştur.